Avrupa'daki Müslümanlar İslam dünyasının önemli bir bölümü ile birlikte Ramazan ayına bu akşam kılınacak olan teravih namazı ile başlıyor. 2023 yılının ilk orucu imsak öncesinde yenilecek olan sahur yemeği ile başlamış olacak. 23 Mart Perşembe günü Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. İslam Toplumu Milli Görüş Din İstişare Kurulu 21 Mart 2023 Salı günü saat 5'te yaptığı toplantıda Ramazan ayının birinci gününün 23 Mart 2023 Perşembe günü olacağını açıkladı. Dik toplantı sonrası yapılan açıklamada Din istişare Kurulumuz hilal tespit kriterleri çerçevesinde yapmış olduğu gözlem ve astronomi ilminin verileri mucibince Ramazan ayı hilalinin görülmesinin mümkün olmadığına buna binaen Şaban ayının 30'a tamamlanmasına karar vermiştir ifadeleri kullanıldı. Bu arada Türkiye, Suudi Arabistan ile birlikte pek çok körfez ve Arap ülkesi de Ramazan ayının 23 Mart Perşembe günü başlayacağını açıkladı. Bu sene Ramazan ayında günlerin uzun olması sebebiyle en uzun oruç tutulacak olan yerler yine kuzey yarımkürede yer alıyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya'nın ve İngiltere'nin kuzeyinde en az 17 saat oruç tutulacak. Bu sene en kısa oruç tutulacak yerler ise güney yarımkürede yer alıyor. Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Şili, Arjantin ile Uruguay'da ortalama olarak 12 saat oruç tutulacak. Avrupa ülkelerinin oruç tutma süresi ise 15 ile 16 saat arasında değişiklik arz ediyor. Avrupa'da saatler 25 Mart Cumartesi pazara bağlayan gece 1 saat ileri alınacak. Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey Ramazan ayı vesilesiyle yayımladığı mesajda Rabbimizden ülkemizde yaşanan elim deprem faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini niyaz ediyorum ve tüm İslam aleminin Ramazan'ın şerifini tebrik ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu kadri yüce ayın tüm insanlığın kardeşlik ve barışına, esenlik ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Ramazan ayında manevi duyguların yoğun olarak yaşandığını ifade eden Kuzey mesajında şu ifadelere yer verdi. İnşirah ayı Ramazan. Yüreklerimiz bir aydan üç ayların başında yapmış olduğumuz Rabbimiz bizi Ramazan'a ulaştır duasını kabulünden esenlik ve huzurunu yaşarken diğer yandan Şanlıurfa'daki sel felaketi ile elim deprem faciasında Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybettiği için Ramazan'ın şerife kavuşamayan on binlerce kardeşlerimizin tarifsiz acısıyla vurulmaktadır. Türkiye ile Suriye'yi ve dünyayı derinden sarsan felaketin yaşandığı günlerde vicdanlarımız enkazın altındaki kardeşlerimizle sızladı. Nefeslerimiz yığınların altında daraldı. O gecenin ayazı bizim de içimizi titretti. Yastığımız yorganımız adeta taş kesildi. Bizim tesellimiz takdirine sonsuz teslim olduğumuz Rabbimizin buyruklarındadır. İnanırız ki elbette her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hayat nasıl fani ise bu hayat içinde yaşanan sevinçler de kalıcı değil elbet. Acılar da geçici, felaketler de geçici. Kadim tarihimizden bugüne değin Allah Resulü'nün merhamet etmeyene merhamet olunmaz çağrısını şiar edinerek dünya coğrafyasında yaşanan hiçbir drama sessiz ve duyarsız kalamayan kanayan bir yara gördün mü? yanar taciyerim diyerek yakın komşusu uzak komşu ayırt etmek sizin nerede bir muhtaç nerede bir mazlum var ise oraya yardım ile uzatmak için yarışan hamiyet perver cemaatimiz bu yıl özellikle kendi coğrafyasında yaşanan acıları dindirmek, yaraları sarmak, yıkılanları onarmak için seferber olacaktır. Dün iyi dileklerine talip olarak yardımına koştuğumuz nice toplulukların bugün acımıza ortak olduğunu görmek ise Ayrı bir şükür sebebimizdir. Ramazan ayı dayanışma ayıdır. Dinayet İşleri Başkanlığı ile beraber her yıl farklı bir değerimizi gündemimize taşıyan kurulumuz, ditip bu yıl ise Ramazan'ın şerif ayı dayanışma ayıdır diyerek Ramazan temasını güncellemiş ve bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz konuya atıfta bulunmuştur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 183. ayetinde "Ey iman edenler sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi takva sahibi olasınız diye sizin üzerinize de oruç yazıldı." buyurmuş. Oruç, ibadeti ve takva duygusu arasındaki bağlantının önemine dikkat çekmiş. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın buyurarak iyilik ve takva hususunda dahi dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini vurgulamıştır. Zira bu ay sadece nefsimize gem vurulan günler değil, yoksulların, düşkünlerin, yuvasızların, kimsesizlerin hatırlandığı ve korunduğu yoğun bir seferberlik ayıdır. Adı Kur'an-ı Kerim'de zikredilen yegane ay Ramazan. O açlığı ve susuzluğu ibadete dönüştüren paylaşmanın iftar şenliğine, kardeşlik ve beraberliğin bayram coşkusuna dönüştüğü, halisane bağlılığın ve kulluğun nice müjdeleri deruhte ettiği, sahuruyla, teravih namazıyla, mukabeleriyle, kadir gecesiyle birlikte her bir öğesi aile bir rahmet vesilesi ve sonsuz mutluluğun habercisi olan ibadetler malzumesi ve rızayı ilahi kazanma kuşağıdır. Ramazan ayı merhamet ayıdır. Bu ayın infaklarımızda gönül köprüleri kurmaya, yeniden sıcak yuvalar inşa etmeye devam edeceğiz. Bu yıl acımız namelerimizde yankılanacak, dualarımızda yer alacak, gözümüzün, gönlümüzden döktüğü ortak derdimiz olacaktır. İftar sofralarımız Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, Hatay'a, Diyarbakır'a, Malatya'ya, Adıyaman'a, Adana'ya, Osmaniye'ye, Şanlıurfa'ya, Kilise ve Suriye'ye kadar uzanan kardeşlik sofraları olacaktır. Beraber sevinecek, birlikte bayram edeceğiz inşallah. Bu vesileyle Rabbimizden ülkemize yaşanan elim deprem faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini niyaz ediyorum ve tüm İslam aleminin ramazan şerefini tebrik ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu kadri yüce ayın tüm insanlığın kardeşlik ve barışına esenlik ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyorum. Almanya'yı ulaşımda yeni bir grev dalgası bekliyor. Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası çalışanların ücret artmasını artışlarında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle tüm ulaşım sektöründe greve gidileceğini açıkladı. Uçak, tren ve toplu iletişim araçlarının da dahil edileceği grevler sebebiyle ülkede ulaşımın felç olması bekleniyor. Uçak, tren ve otobüs grevleri sebebiyle otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Bu yüzden çoğu otoyolların tıkanması bekleniyor. Öte yandan Berlin başta olmak üzere bazı kentlerde hastanelerde de grev yapılacak. Sendikanın çağrısı üzerine Almanya'daki tüm havalimanlarında çalışan kamu görevlileri greve gidecek. Grev sebebiyle uçakları uçamayacak. Bu yüzden uçuşların 26 Mart ya da 28 Mart'a değiştirilmesi öneriliyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre sendika havaalanlarının yanı sıra Dortmund trenleri ile toplu ulaşım araçları olan otobüsler içinde grev kararı aldı. Böylece tüm Almanya'da hava ulaşımının yanı sıra tren ve otobüs seferleri de gerçekleşmeyecek. Irkçılığa ve antisemitizme karşı eğitim haftası kutlamaları çerçevesinde Fransa'nın güneydoğusundaki Rone Alpes bölgesinde yer alan Grenoble Belediyesi de bu kapsamda ırk, din, renk ve cinsiyete dayalı ırkçılığa dikkat çekmek için birçok afiş hazırladı. Grenoble ırkçılığa karşı sorumluluk içinde başlığıyla yayınlanan afişlerde başörtülü bir kadının yanı sıra Asya ve Afrika kökenlere de yer verildi. Başörtülü kadının yer aldığı afişte iş görüşmelerinde herkesten en az iki kat daha az şansım var ve siyahi bir kadının bulunduğu diğer bir afişte de mülk edinme erişimine yüzde 31 daha az şansım var ifadeleri kullanıldı. Belediyenin sitesinden kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada da ırkçılık ve ayrımcılığın insanların günlük yaşamları üzerinde insan onurunu baltalayan güçlü bir etkiye sahip olduğunu değerlendirilmesi yapıldı. Açıklamada belediyenin bölge sakinlerine hakları konusunda bilgilendirmek ve desteklemek için sorumluluk aldığının altı çizildi. Almanya'da ayrımcı ve ırkçı muamele ile karşılaşanlara yardımcı olan Fair International Derneği, Uluslararası ırkçılıkla Mücadele Haftaları kapsamında 2 Nisan'a kadar devam edecek bir hashtag aksiyonu başlattı. Ders kitaplarında ırkçılık başlığı altında yürütülen aksiyonda, özellikle öğrencilerin ders kitaplarında karşılaştıkları ırkçı ve ayrımcı metinleri veya fotoğrafları Fair International Derneği ile sosyal medya üzerinden paylaşılması hedefleniyor. Konuyla alakalı açıklama yapan proje sorumlusu Orgun Özcan, aksiyonun amacının ders kitaplarında karşılaşılan ırkçı ve ayrımcı söylemlere veya fotoğraflara karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Özcan, bu aksiyon ile öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve tüm ilgililer ders kitaplarındaki örnekleri paylaşma ve görünür kılma imkanına sahip. Irkçılar ders kitaplarında ciddi sorun teşkil ediyor. Sonuç itibariyle bu kitaplar devlet kontrolüne tabi ve güvenli bilgi olduğu aktarılıyor. Ders kitaplarındaki ayrımcı ve ırkçı içerikler çocukların öğrenme şevkini ve gelişimini kötü etkiliyor. Bu bağlamda aksiyonumuz okul ve ders malzemelerinin iyileşmesine katkı sağlamayı da ama Aksiyon kapsamında yayın evlerine ırkçı ve ayrımcı içeriklere izin vermeyerek özellikle çocukların gelişimine destek olmaya davet ediyorum. Karşılaşılan ırkçı ve ayrımcı içerik ders kitaplarında ırkçılık aksiyonu kapsamında bizimle paylaşılabilir dedi. Fair International olarak okuldaki ders malzemeleri ile alakalı sıkça ırkçı ve ayrımcı içeriklerle karşılaştıklarını bildiren dernek çalışanı Ayşe Nurdal da camia habere yaptığı açıklamada yayın evleriyle bu tür olaylarda direkt iletişime geçiyoruz ve geri bildirim yapıyoruz. Çoğu zaman öğrenciler ders kitaplarındaki ırkçı ve ayrımcı metinleri okuyorlar, fotoğrafları görüyorlar fakat üzerinde durmuyorlar. Deyim yerinde ise okuyup geçiyorlar. Aksiyonumuz ile bu durumun görünür olmasını sağlamak ve bir farkında oluşturmak bizim için önemli dedi. Aksiyon 20 Mart'tan 2 Nisan'a kadar Fair International Derneği'nin sosyal medya hesapları üzerinden devam edecek. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunca organize edilen gösteri için Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Hollanda'da ve dünyadaki aşırı sağcı politikaları protesto etti pek çok Hollandalı'nın yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan eylemcilerin katıldığı gösteriye faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslam karşıtlığına hayır mesajı verildi. Yapılan konuşmalarda 15 Mart'ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinde ayrılıkçı partilerin oylarının azalmasına karşı ülkedeki ırkçılığın halen devam ettiğine dikkat çekildi. Konuşmacılar Hollanda'daki ayrımcı politikaların yanı sıra İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik apartheid uygulamaları, Afganistan'daki Taliban yönetiminin kızların üniversite eğitimini askıya alması ve İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesine tepki gösterdi. Göstericiler konuşmaların ardından dam meydanından Portekiz sinagogu önündeki tersane işçisi heykeli önüne yürüdü. Çok sayıda polisin görev aldığı yürüyüş olaysız sona erdi. Hollanda'da tersane işçilerinin 2. Dünya Savaşı esnasında Nazilerin Yahudilere yönelik şiddet eylemlerini protesto etmek için 25 Şubat 1941'de greve gitmesi anısına yapılan tersane işçisi heykeli şehirdeki Portekiz Sinagogu önünde bulunuyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesinde yaptığı konuşmada en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu belirterek 6 bin olan mühendis sayısını bin ilave ile 7 bine çıkaracaklarını söyledi. Kotil'in şirketin gündemindeki projelere ilişkin verdiği bilgilere göre Hürjet taksi yaparak ilk uçuşuna hazırlanıyor. Atak iki helikopterine transmisyon bağlandı. Motorun bağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Jet motorlu düşük radar görünüme sahip Anka 3 taksi yapıyor. Jandarmanın kullanımına sunulacak 3 Gökbey helikopteri için de teslimat hazırlığı yapılıyor. Havelsam Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da şirket olarak askeri, kamu ve sivil sektöre yönelik gelişmiş güvenilir ülke güvenliği sistemleri sunduklarını dile getirdi. İhtiyaç duyulan gelişmiş teknolojileri kullanarak sınır boyunca sınır devriyesini destekleme ve fiziksel gözetlemenin mümkün olmadığı alanlarda ihtiyaçlara cevap verdiklerini anlatan Nacar, özgün ürün ve çözümlerimiz sayesinde sahada konumlandırılan sensörlerden genel bilgilerin toplanarak harita üzerinde izlenmesi ve güvenlik kameraları ile doğrudan entegrasyonun sağlanması için kritik öneme sahip fonksiyonları yerine getirebiliyoruz diye konuştu. Havelsan, sahil gözetleme ve radar sistemi ile gemi trafik yönetimi sistemi Havelsan, deniz yolu güvenliğinin sağlanmasına önemli bir rol oynadığını vurgulayan Nacar şunları kaydetti. Havelsan, mühendislik kabiliyetleriyle İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonuna Polsan ile ortaklaşa kurduğumuz Biyoteksen üzerinde geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz biyometrik veri teknolojilerinde nitelikli parmak izi tanıma sistemi tüm Türkiye'de devreye alındı. Ayrıca kendi ulusal biyometrik veri yönetim sistemini kuran 7. ülke olduk. Yabancı firmalara bağımlılıktan kurtulduk. Verilerimizi ve milli sermayemizi koruduk. Dosya tabanlı bir sistemle çalışmakta olan yabancı sistemlerde çıkan arızalar günlerce sürebiliyordu. Açık kaynak teknolojilerle geliştirdiğimiz yerli sistem sayesinde kurumlarımız kesintisiz bir hizmeti verebilmektedir. Almanya'da Aşağı Bavyera'nın Landshut şehrindeki Ditep Yunus Emre Camii'nde Ramazan boyunca düzenlenecek iftar sofrasını hazırlamak için Türkiye'den aşçı gelecek. Bölgede yaşayanlarla Alman konuklarına davet edileceği iftar yemeği öncesinde yaklaşık 30 dakikalık bir program düzenlenecek. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ramazan ayının fazileti ve oruç ile ilgili kısa sohbetler olacak, ilahiler okunacak. Ditip Yunus Emre Camii Başkanı Doçen Doktor Ahmet Taşkıran iftardan sonra da çay ikramımız olacak ve ardından hep birlikte teravih namazı kılınacak dedi.